Kenan Taş ve Fatih Öztürk özellikle ebeveynleri yakından ilgilendiren bir meseleye yakından baktı ve gelen yeni bir dalgayı, dip dalgayı bizlere gösterdi. Biliyorsunuz şu anda belli bir yaşa kadar, belli bir yaşta değil artık herkes akıllı telefonların aklımıza aldığı bir çağda yaşamaya başladı. Özellikle de çocuklar ellerinden tabletleri, bilgisayar oyunlarını ya da bilgisayarları düşürmüyor. Peki çocuklar ne kadar fazla oyun seyredebilir ya da bir limit var mı oyun seyretmelerinde, oyun oynamalarında, video seyretmelerinde? Ne kadar bu tabletlere bağımlı olur? Bu tabletlere bağımlılığı nasıl kontrol altına alabilir ebeveynler? Daha da önemlisi, biz şimdi daha iyi günlerimizi yaşıyoruz. Bir de virtual reality yani sanal gerçeklik denilen yeni bir dalga gelmeye başladı. Ve bu dalga da şimdiden New York'u etkiliyor. Hani biliyorsunuz ya internet kafeler var. New York'ta şu anda sanal oyunların oynandığı kafeler açılmaya başlandı. Kenan Taş ve Fatih Öztürk de olayı bizzat yerinde gitti. Hem bunları inceledi hem de uzmanlara sordu. Bağımlılığın Türkçe anlamına baktığınızda sözlüklerde karşınıza bir başka şeyle koşullanmış olma, o şeye bağlı olma durumu sözcükleri çıkıyor. İnternet bağımlılığı gösteren temel şeyler şunlar. Gittikçe internette daha fazla vakit geçirme, gittikçe oyunun karşısında daha fazla vakit geçirme. Yani sürenin giderek artması, internet karşısında yarım saatle başlayan sürenin gittikçe 2 saate, 2,5 saate, 3 saate daha fazlaya doğru artması. Bu birinci gösterge budur. İkincisi, bu kullanım nedeniyle, interneti aşırı kullanım nedeniyle hayattaki diğer işlevlerin aksaması. Mesela arkadaş ilişkilerinin aksaması. O kadar çok internette vakit geçiriyor ki artık gidip çocuk dışarıda top oynamıyor ya da yetişkin diğer arkadaşlarıyla görüşmüyor. Artık o kadar çok internette oyunun karşısında vakit geçiriyoruz ki bu onun okuldaki başarısını etkilemeye başlamış. Oradaki başarısı düşmüş. Artık o kadar çok burada vakit geçiriyor ki bu geçirdiği vakit nedeniyle sosyal ilişkileri bozulmuş. Yani bu kullanımın dozajının artması diğer hayatta sıkıntıya neden oluyor. Arkadaş ilişkilerinde, anne baba ilişkilerinde ya da kişi iş çalışıyorsa, iş ilişkilerinde, çalışmıyorsa da, okula gidiyorsa da okul ilişkilerinde çeşitli bozulmaya neden oluyor. Önemli kriterlerden birisi bu. Gelişen dünyada yeni teknolojiler ve aklımıza alan akıllı telefonlar sonrasında pek çok ebeveynin derdi çocuklarının uzun saatler boyunca bilgisayar oyunları ya da oyun konsolleriyle zaman geçirmesi. Hepsinin en çok merak ettiği konuysa acaba çocuğunun bağımlı olup olmadığı. Her devrin, her çağın ayrı bir bağımlılığı oluyor. Bizim şu an içinde yaşadığımız dijital çağın bağımlılığı da ekran bağımlılığı. Bu ekran olan işte telefonla olabilir, televizyonda olabilir, bilgisayarda olabilir. Ekran olan her şey diyelim. Bunun tabii bağımlı olup olmamasına şöyle karar veriyoruz. Bağımlılığın tarifi de odur. Eğer herhangi bir şeye bağımlıysanız o şey sizin hayatınızın merkezi oluyor. Ve hayatınızın başka alanlarında da engeller teşkil etmeye başlıyor. Mesela okulda, mesela sosyal ilişkilerde. Ekran bağımlılığı dediğimiz olay bu. Yani saatlerce çocuk orada geçiriyor. Orada vakit geçirdiği için hem şiddet içeriklere muhatap olabiliyor. Ama ondan daha ziyade sosyal yaşamını ket vuruyor. Akademik yaşamına ket vuruyor. Bu çağımızın vebası ben öyle diyorum ama bundan kurtuluş da mümkün değil. Altı-yedi yaşlarında bir çocuğun bağımlı olması olmamasından daha kolay. Neden derseniz karşısında milyarlarca dolar harcayan bir sektör var. Küresel oyun pazarının 2017'de 102 milyar doları geçeceği öngörülüyor. Sektörün başını yılda 20 milyar dolar kazanan Amerika Birleşik Devletleri çekiyor. Onu 17 milyar dolarla Çin ve Japonya takip ediyor. Türkiye oyun sektöründe 17. sırada yer alıyor. O kadar büyük bir pazardan bahsediyoruz ki, Türkiye'de 11 milyondan fazla insanın bu oyunlara ödeme yaptığı ve oyun pazarının 300 milyon dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor. Peki, böylesine büyük bir oyun sektöründen 6-7 yaşında bir çocuğu nasıl uzak tutacağız? Ya da nasıl korumayı başaracağız? New York Üniversitesi'nde bu konuda çalışmalar yapan Profesör Doktor Selçuk Şirin, oyun bağımlılığı hakkında Türkiye'de başvurulacak sayılı birkaç isimden bir tanesi. Valla yasaklamak insan davranışlarını
sönümlendirmek için, yani azaltmak için herhangi bir davranışı yasaklamak başarabileceğiniz en kötü seçenek. Hiçbir zaman yasaklamanın tek başına başarılı olduğunu görmedik biz. Her alanda bu böyle. Ekran bağımlılığından kurtuluşun yolu da hadi ekran olmasın evde diyemezsiniz. Çünkü onu dediğiniz zaman bir çocuğunuzun 21. yüzyıl beceri setinden uzak yetişmesine sebep olacaksınız. Yani çünkü klavyeyi bilmesi lazım, hızlı karar vermesi lazım. Eliyle, ekranıyla, gözüyle arasındaki uyumla bütün bunlar 21. yüzyılın önemli becerileri. Dolayısıyla bunlardan mahrum kalacak ama onun ötesinde psikolojik olarak sosyal ilişkileri de zayıflayacak. Eğer sizin çocuk o oyunu bilmiyorsa, herkes o oyunu oynuyorsa, çocuk okula gittiğinde, öbür çocuklar konuştuğunda sizinki ne olacak? Ayrı kalacak. Yani biz eskiden bizim çocukluğumuzda neydi? Futbol maçı. Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlemeden pazartesi okula gittiğiniz zaman biraz süreçten kopmuş oluyorsunuz. Aynı şey. Ekran yasağı çözüm değil. Hem mümkün değil bu çağda. Yani ekran her yerde. Siz evde yasaklarsınız, okulda gider. Okulda yasaklarsınız, arkadaşlarında gider. Onun ötesinde sizin olduğunuz zamanlarda çocuk yapmaz ama gizli kapaklı girer. Yani o teknoloji onlar bizden daha iyi biliyor. Çözüm değil, hiçbir şekilde çözüm değil. Ori del ulti, Zaytnot hayatta kalıyor. Zaytnot sıçrası kullanmak zorunda kaldı. Naru için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Daha ejderi, blok defeleri doluyor. Pedin ne yapıyor? Sıçra da geldi. Roket atlayışı. Ama skoru almaya yetmeyecek Pedin'a. Pedin'in şu anda başı dertli olabilir. Korkmama zamanında gelen bir bitkinlik. Pedin ne yapıyor? Pedin, Ruelius cosplay'i yaptı. Elbette oyun sektörünün sadece tek bir yönü de yok. Artık tıpkı Dünya Kupası gibi oyun turnuvaları da düzenlenmeye başlandı. Spor kulüplerinin katılımıyla gerçekleşen bu turnuvalar 45 bin kişinin katıldığı stadyumlarda yapılıyor. Kazanan kişi 1 milyon dolardan fazla parayı evine götürebiliyor. Türkiye'de 2014 yılında düzenlenen turnuvaya 10 bin kişi izlemiş, 500 bin kişi de canlı olarak bilgisayarlarından takip etmişti. Öğrencileri daha iyi öğrenmeleri ve kendi istekleriyle öğrendikleri için de kazandıkları bilgiyi ihtiyaç duyduklarında kullanmalarını sağlayacaktır. Bu sebeple oyun temelli eğitim, geleneksel eğitimle karşılaştırdığımızda çok daha etkili ve çok daha faydalı olmaktadır. Tabletler, akıllı telefonlar neredeyse her gün saatler boyu ellerinde vakit geçiriyorlar, oyun oynuyorlar, sürekli videolar izliyorlar. Tabii bunların verimli olması, bu öğrencilere bir şeyler kazandırmasını arzu ediyoruz. Tabii şimdi Süpermassive'e gelirsek, Süpermassive'e yatırım yapıyoruz. Hatta Süpermassive'e yatırım yaptık geçen hafta itibariyle. Bu takım bundan sonra yoluna Bahçeşehir Süpermassive olarak devam edecek. Tabii bu işin en top kısmı, yani profesyonelleşmiş hali. Buradaki amacımız buradan ilham alacak çocuklarımızın, bu sporun yani e-sporun çocuklarımızın dikkatini, disiplinini, takım ve ekip çalışmasını kavraması, rakip ve rekabet ruhunu geliştirmesini, kendilerini güveni arttırmasını hedefliyoruz. Bugünün örnek verirse geleneksel futbol, basketbol, voleybol gibi ne kazandırıyorsa çocuklarımıza e-sporun da benzeri şekilde öğrencilerimize kazanımlar olacaktır. Ve önümüzdeki senelerde yaklaşık bu da çok geç olmayacaktır. 3-4 sene içerisinde e-sporun geleneksel sporların çok daha fazla önüne geçeceğini hep birlikte göreceğiz. Bundan dolayı biz çocuklarımızı bugünden eğitim nosyonlarıyla e-sporu birleştirip buna hazır bir şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Öbür türlü daha önce de bahsettiğim gibi yoksa amaçsızca tabletlerin başında saatlerce çocuklarımız oyunlarla, videolarla vakit geçirmek durumunda kalacaklar. Ve bunlardan dolayı da şu an psikologlara gidilecek. Tabletten nasıl kurtarırız çocukları, akıllı telefonlardan nasıl kurtarırız gibi maalesef istenmeyen sonuçlar doğuracaktır. O yüzden geleceği bugünden görüp eğitimle e-sporun kesinlikle entegre olması lazım. Bundan dolayı da Bahçeşehir Eğitim Kurumları olarak e-spora Süpermassive üzerinden yatırım yapma kararı aldık. Dumbledore Jr. tek tarafa gitti. Septon ölmek üzere. Septon aradan çıkartmayı başardı Stoneflower. Bu çok önemli bir skor. Dumbledore düştü. Bir anda bahsedilmesi burada istediği savaşı almış olabilir. Stomach ne yapıyorsun? Stomach 2 kişi var aslında. İki tane tank var yanımda. Eğer yakın zamanda kapımıza dayanan yeni teknolojiyi görürseniz bugünkü halinize de şükredebilirsiniz. Zira VR, yani sanal gerçeklik
oyun teknolojilerinde uygulanmaya başlandı bile. Belki Türkiye'de henüz yok ancak New York gibi şehirlerde sanal gerçeklik kafeleri tıpkı bizdeki internet kafeleri gibi ardı ardına da açılmaya başlandı. Bu kafelerde önceye gözlüğe benzer bir aleti gözünüze takıyorsunuz. Gözlerinizi tamamen kapatan ve kullanıcıyı 360 derece görüntüleri içine çeken bir atmosfere ışınlanıyorsunuz. Bunda temel amaç kullanıcıyı bir sanal ortama taşımak. Oradaki gerçekliği deneyimlemek. Gözlüğe ilaveten ses ve eş zamanlı hareketli platformlar da bu sanal ortamı destekliyor. Yani dünyadan kopup gidiyorsunuz. ...2015 yılında 5 milyar dolar olan bu pazar 2020 yılında 70 milyara ulaşması bekleniyor. Yani anlayacağınız gelecek geldi. Sanal bağımlılık da kapıya dayanmış durumda. Peki bu bağımlılıkla nasıl baş edeceğiz? Mesela bir çocuğa günde kaç saat oyun oynaması için izin vereceğiz? Burada en büyük görev aileye düşüyor. Burada dikkat edilmesi gereken şey çocuğun bunu kullanım süresinin aile tarafından kısıtlanması. Yani oynasın bir şey oluyor dememek lazım. Özellikle biz Pedagoji Derneği'nin bu konuda yaptığı bir çalışma var. 0-2 yaşında ekranı doğru bulmuyoruz çünkü oradaki çocukları çok fazla kötü etkiliyor. Süre olarak net süre verecek olursak 2-6 yaş dilimi içerisinde bu süre 30-40 dakikayı geçmemeli ve kastettiğim tüm ekranlar aslında televizyon, tablet, telefon ve bilgisayar, PC dahil tüm ekranlar. İlkokul döneminde bir saatin dışınız çok aşmaması gerekiyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bu sürelerde net olmak lazım. Tabii benim tavsiyem de olmaz. Amerika'daki dünyanın en büyük çocuk pediatri, çocuk doktorları derneği var. Yani Türkiye'deki Tabipler Birliği gibi Çocuk Tabipleri Birliği'nin yayınladığı bir referans sistemi var. Ben bunu köşemde de geçen sene yayınladım. Çok basit. İlk 18 ayda bebeğin hiçbir şekilde ekranı görmemesi lazım. Yani o dijital renk bile çocuğa zararlı, bebeğe zararlı. 18 aydan sonra yani o bir yıl içerisinde, 1,5 yıl içerisinde çocuk ekranla muhatap olabilir, FaceTime yapabilir vesaire yani sınırlı. Ondan sonra okul öncesi dönem dediğimiz 2-5 yaş arasında günde 1 saat, belki 2 saat ama daha fazla değil. Ebeveynin daha önce gördüğü, bildiği içeriği çocuk muhatap olabilir. Okul döneminde ise onu ailenle çocuğun oturup bir karar vermesi gerekiyor. Günde kaç saat? Bunu bir kere belirlemek lazım. Yani haftalık ders çizelgesi gibi evladım sen günde 2 saat mesela ekran hangi saatler arası bunlar çok önemli. Biz bunu karşılıklı konuşarak ben mesela 2 çocuğum var biz bunu evde yaptık yıllar önce ve devam ediyoruz. Bizim evde mesela hafta içi hiçbir şekilde bilgisayar oyunu yok hafta sonuna koyduk ama her aile bunu çocuğuyla müzakere ederek bulabilir yaşına göre çocuğun. Bu bir. İkincisi ekransız zamanlar örneğin yemek zamanları. Bizim evde yemek zamanı bütün internet, bütün şey kapalı. Çünkü o yemek zamanı. Değişik böyle zamanlar bulabilirsiniz. Mesela hafta sonu öğleden sonra ekransız zaman diye. 3. Ekransız mekanlar. Bu ne demek? Örneğin yatak odasında hiçbir şekilde televizyon olmaması lazım. Yani çocuğun uyuduğu odada televizyon varsa ve bizi izliyorlarsa şimdi televizyonu odadan çıkartsınlar. Daha zararlı bir şey olamaz. Çocuk uyku uyuduğu mekana dijital herhangi bir görsel olan ekranı olan herhangi bir şeyi götüremez. Yani bunun içine iPad de dahil, şu da dahil. Çünkü uykusunu, yani bu bir sürü araştırma bu konuda. Çocuğun uyku düzeni okul başarısının bir numaralı girdisi. İyi uyuyamayan çocuk ne verirseniz verin başarılı olamıyor. Onu da uyku düzenini bozmak istiyorsanız çocuğunuzun verin eline bir ekran. Uyumadan önce baksın ona. Yetişkinler bununla zor başa çıkıyor. Bizim de derdimiz. Ama çocuklar buna hazır değil. Dolayısıyla ekransız zaman, ekransız mekan ve bir çizelge.